İran, 13 Nisan Cumartesi İHA'larla İsrail'e saldırı başlattı. İsrail savaş kabinesini topladı. Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. İsrail, 1 Nisan'da Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi. İkisi general rütbesinde, toplam 7 İranlı yetkili öldü. İran, İsrail'e sert bir şekilde cevap vereceğini belirtti. Rejime habis iştibah kerd. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. Beyaz Saray, İsrail'e desteğini açıkladı. We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will defend, help defend Israel, and Iran will not succeed. İranlı yetkililer, İran'ın askeri harekatını Şam'daki konsolosluk saldırısına yanıt olarak gerçekleştiğini belirtti. İsrail hava sahası uçuşlara kapatıldı. Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal edildi. Lübnan, Irak, Ürdün, Kuveyt hava sahaları tüm uçuşlara kapatıldı. İsrail'de İran tehdidi nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Saldırı sonrasında İsrail'in birçok bölgesinde uyarı sirenleri çaldı. İsrail'in hava savunma sistemleri aktif hale geldi. Gökyüzünde yer yer patlamalar görüldü. Joe Biden, ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi. Gökyüzündeki patlamalar bölgenin birçok noktasından görüldü. İran'ın saldırısında ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştu. Can kaybı olmadı. İran'dan İsrail'e 300'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildi. Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi.